Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşan, CHP Genel Merkezi'nce başlatılan ve kendisinin de katılarak destek verdiği eğitim maratonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP'li vekil Güneşan, Anıt Park'ta gerçekleştirilen ve Genel Başkan Özgür Özel'in açılışını yaptığı maratonda akademisyenler, sendika yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerinin katılımıyla eğitim gündeminin detaylı bir şekilde ele alındığını ifade etti. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yasa tasarısının öğretmenlik mesleğini bitireceğini savunan Güneşan, eğitim sisteminin de mevcut durumuna yönelik eleştirilerde bulundu. Şimdi biliyorsunuz mecliste öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili bir yasa tasarısı var. Bu öğretmenlik meslek yasasından ziyade öğretmenlik mesleğini bitirme yasası. Bugün Türkiye'de 1 milyon öğretmen atama bekliyor, atama bekliyor. Ancak bu yasa ile devlet artık hükümet şunu söylüyor. Diyor ki sen diyor öğretmenlik hakkın yok diyor. Sen diyor bu zamana kadar aday öğretmenden diyor. Şimdi öğretmen adayısın diyor. Yani öğretmenlik hakları ellerinden alınıyor. CHP'li vekil Güneşan yasa teklifi geri çekilene kadar mücadeleye devam edeceklerini ifade etti. Bugün Türkiye'de öğretmenlerin birçok sorunları var. Ama bu başta ekonomik sorunlar olmak üzere bu sorunların çözümüyle ilgili hiçbir şey yok. Öğretmenleri sınıflandırıyorlar, öğretmenleri ayrıştırıyorlar ee, ve dolayısıyla Zor bir dönem, zor bir süreç hepimizi e, Bu yasanın geçmemesi için hepimiz bir mücadele veriyoruz, çaba gösteriyoruz. Bu yasa biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hazırlanması gerekirken, e, meclisi hazırlanması gerekir, sarayda, külliyede e, hazırlandı. Dolayısıyla bu da kabul edilen bir şey değil. Madem külliyede hazırlıyorsunuz, o zaman işin paydaşları, eğitimin paydaşları, sendikalar, eğitim bilimcileri bunlarla beraber hazırlanın, istişare edin, değerlendirme yapın. Bu da yok. Sarayda hazırlanıyor, komisyona geliyor, komisyondan da meclise geldi. Biz yaptık olduk şeklinde bir yasa çıkartılmak isteniyor. Dolayısıyla bu yasaya karşı mücadelemiz devam edecek.